mikrobiyom neden önemli? Neden mikrobiyomla ilgileniyoruz? Ve bununla ilgili önemli gelişmeler neler? Bize mikrobiyomun önemli olduğunu kanıtı olan göstergeler neler? Bu çerçevede bir sunum yapacağım. Mikrobiyom dediğimiz zaman belki akla gelen ya da duyduğumuz kavramlardan en önemlisi mikrobiyota. Aslında belki biraz kavram kargaşası var diye de düşünebilirsiniz. O yüzden öncelikle bu kavramların neler olduğundan bahsederek ilerlemek istiyorum. Mikrobiyota dediğimiz kavram bir arada yaşayan mikroorganizmalar topluluğu aslında. Dolayısıyla bağırsak mikrobiyotası dediğimiz zaman bağırsakta bir arada yaşayan mikroorganizmalar topluluğundan bahsediyoruz. Oral mikrobiyota dediğimiz zaman ağızda bir arada yaşayan mikroorganizmalar topluluğundan bahsediyoruz. Mikrobiyom dediğimiz zamansa bu mikrobiyotada yer alan mikroorganizmaların genomlarının bütününü kastediyoruz. Dolayısıyla mikrobiyota mikroorganizmalar topluluğunun her türlü davranışını ele alabilecekken mikrobiyomda moleküler düzeyde, genom düzeyinde mikrobiyotanın incelenmesi söz konusu. Peki nasıl inceleyebiliriz mikrobiyomu genom düzeyinde? Ne gibi deneysel yaklaşımlar var? En popüler yaklaşım metagenom dediğimiz yaklaşım. Metagenom dediğimizde de kastettiğimiz mikrobiyotayı oluşturan mikroorganizmaların DNA'larını bir arada dizilemek aslında. Genom dizilemeye az çok hepimiz aşinayız. Metagenom yaklaşımındaysa aldığımız mikrobiyota örneğinde yer alan organizmaların hepsinin DNA'sının izole edilip karışık bir şekilde dizelenmesi söz konusu. Peki neden önemli mikrobiyom yaklaşımı? Bir takım sayılardan bahsedeceğim. Belki yine bir kısmımız aşinayız bu sayılara. Yine de üzerinden geçmek faydalı. 40 trilyon vücudumuzda yaşayan bakteri sayısı. Bunu vücudumuzdaki kendi hücrelerimizin sayısıyla karşılaştırmak ilginç. Vücudumuzda 30 trilyon hücre varken 40 trilyon bakteri yaşıyor. Yani ilginç bir bakış açısıyla söyleyecek olursak şu an vücudumuzdaki toplam hücre sayısı açısından bakteri hücreleri kendi hücrelerimizden çok daha fazla aslında. Yaklaşık 1.3 gibi bir orandan bahsetmek mümkün. Yine gözünüzde bu sayıları daha iyi canlandırabilmek için bahsedeceğim. 40 bin kilometre. Nedir 40 bin kilometre? Bakterilerin DNA, bakterilerin çapını dikkate alırsak, vücudumuzda yaşayan 40 trilyon bakteriyi ucuca eklersek, o sonunda erişeceğimiz uzunluk 40 bin kilometre. Ki bu dünyanın çapına eşit. Yani bunları ucuca eklersek dünyamızı bir uçtan bir uca çevreleyecek bir uzunluğa erişmiş oluyoruz. Ve vücudumuzda birlikte yaşadığımız, birlikte bizle yaşayan bakterilerin ağırlığı da 1-2 kilogram düzeyinde. Yani vücudumuzdaki vücut ağırlığımızın aslında yaklaşık 1-1,5 kilogramı mikrobiyotadan kaynaklı. Son bir istatistikle ilerleyeyim. Bir orandan bahsedeceğim. 1/100. Belki hücre sayısı açısından bakteri hücrelerinin sayısı bizim hücre sayımızın 1.3 katı. Ama gen düzeyinde bakarsak biliyorsunuz insan DNA'sında 20 bin kadar gen var. Mikrobiyotada yer alan bakterilerin bir bakterinin ortalama gen sayısı 2000 gibi varsayarsak kaba bir varsayımla ve bir insanda yaşayan bakteri tüs sayısı yaklaşık olarak 1000. Dolayısıyla bu iki sayıyı çarptığımız zaman 2 milyon vücudumuzdaki bakteri kaynaklı gen sayısı. 20 bin genimiz varken bunun 100 katı daha fazla gen de yabancı olarak, yabancı kaynaklardan vücudumuzda aslında bizimle birlikte yaşıyor. Evet, belki şu sayı üzerinden yine biraz vücudumuzda yaşayan bakteri türlerinin farklı insanlar arasındaki çeşitliliğini göstermek istiyorum.
Az önce söyledim. Bağırsağımızdaki bakteri türü sayısı 1000 civarında. Ama herhangi iki insan karşılaştırıldığı zaman herhangi iki insanın bakteri kompozisyonu karşılaştırıldığı zaman yaklaşık %80-%90 oranında aynı türler yaşıyor. Geri kalan %10-%15 oranındaki tür her insanda farklı. Dolayısıyla aslında toplamda bakacak olursak insan üzerinde yaşayabilen insan bağırsağında ya da işte oral mikrobiyota ve değişik farklı insan bölgelerindeki mikrobiyota kompozisyonunu dikkate alırsak yaşayan tür sayısı aslında çok daha fazla. 2019'da Nature'da yayınlanan makale, çok daha ayrıntılı bir makale ama biraz buna da değiniyor. Çok kısa sürede 105 bin kez görüntülenmiş. Yaptıkları çalışmada 12 bin farklı insan mikrobiyom örneğini inceliyorlar. Hedeflerinden biri şu, tamam %80 oranında aynı bakteri türleri ama geri kalan %15 farklı. Dolayısıyla 12 bin insandaki toplam bakteri türü sayısını ortaya çıkarırsak karşımıza ne çıkacak acaba? Ve çıkan sayı 90 bin. Yani insanlar üzerinde hayatını sürdüren 90 bin farklı bakteri türü var. Tüm bu sayılar aslında mikrobiyota insan üzerinde yaşayan insan mikrobiyotasının bilim dünyası tarafından, tıp dünyası tarafından ilgisini çekmiş durumda. Çünkü bu bahsettiğimiz değişkenlik, yani iki insanı karşılaştırdığımız zaman karşımıza çıkan %10-%15 civarındaki farklı bakteri türlerinin yaşama durumu aslında şu şekilde de söylenebilir. Herhangi bir insanın bile süreç içerisinde beslenme alışkanlıklarıyla, tükettiği ilaçlarla vesaire mikrobiyom kompozisyonu, yani yaşayan bakterilerin oranı değişebiliyor. Belki X bakterisi şu an bağırsak mikrobiyotumuzda %10 oranındayken hastalandığımız zaman o oran artabiliyor ya da azalabiliyor. Önemli olan bir nokta da şu, yine bağırsak mikrobiyotasına odaklanırsak burada bir arada yaşayan yüzlerce bakteri türünden bahsediyoruz. Bakteriler her canlılar gibi dışarıdan besin alıp sonrasında vücutlarında, metabolizmalarında bu besinleri tüketip değişik ürünler açığa çıkarıyorlar ve bu ürünleri, bu molekülleri dışarı salgılıyorlar. Dolayısıyla aslında bağırsağımızda yaşayan mikrobiyota türleri bağırsağımıza çok çeşitli moleküller salgılıyor aynı zamanda. Kompozisyonun değişmesi demek, bakterilerin oranının değişmesi demek bağırsağımızda. Aynı zamanda bu mikrobiyotanın bağırsağımıza salgıladığı moleküllerin miktarlarının da değişmesi demek. Çok farklı moleküllerden söz etmek mümkün, ayrıntıya girmeyeceğim tabii. Bu bahsettiğimiz değişkenlik, yani insan genomunda herhangi iki insan arasındaki fark %0.1 iken, mikrobiyota farklılığının %10-15'ler seviyesinde olmasından dolayı ve beslenme alışkanlığımızla ya da hastalandığımız zaman bağırsağımızda yaşayan mikroorganizma türlerinin oranlarının değişmesinden dolayı aslında sadece bağırsak değil, etkilenen vücudumuzun farklı organlarından da bahsetmek mümkün. Çünkü bu bağırsağa salgılanan farklı moleküller artık bağırsaktan vücudumuzun farklı organlarını taşınabilir. Dolayısıyla ki bununla ilgili çeşitli ispatlar yapılmış durumda. Bağırsak mikrobiyotası tarafından salgılanan moleküller akciğerlerimize gidebiliyor, beyne gidebiliyor, karaciğerlere gidebiliyor. Ve değişik hastalıkların aslında başlangıcını tetikleyebiliyorlar. Ayrıntıya girmeyeceğim, muhakkak bu tür konular bundan sonraki konuşmalar tarafından daha ayrıntılı ele alınacaktır. Dolayısıyla insan sağlığı noktasında bu kadar önemli bir rolü olan mikrobiyotanın genel düzeyinde incelenmesine odaklanan insan mikrobiyom projesi tabii ki kaçınılmazdı. Ve İnsan Genom Projesi'nin tamamlanmasından 4 yıl sonra 2007'de NIH, Amerika'nın araştırma bütçelerini kontrol eden kuruluş,
insan mikrobiyom projesini başlattı. 2007'de başlayan proje 115 milyon dolarlık bir bütçeyle başladı ve 10 sene sürdü. Proje biter bitmez yeni bir proje başlattı yine Amerikan hükümeti, Ulusal Mikrobiyom İnisiyatifi. Ve bu kapsamda sadece insan mikrobiyotası değil, çevresel mikrobiyota odaklı bir proje başlatıldı. Çünkü sadece vücudumuzda değil, her yerde aslında mikrobiyota dediğimiz bir arada yaşayan mikroorganizmalar topluluğu yer alıyor. Ve bu topluluk ürettikleri ürünlerle yaşadıkları ortamı değiştiriyorlar aslında. Toprakta yaşıyorlar, değişik ürünlerde yaşayabiliyorlar, denizde, okyanusta yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla bu başlayan inisiyatif kapsamında da yine önemli destekler ayrılmış durumda. Hükümet desteği 121 milyon dolar civarında ilk açıklanan ve Gates Vakfı da 100 milyon dolarla bu inisiyatife destek vereceğini ilan etti. Yine bu çeşitliliğin önemine dair kısa bir anekdot aktaracağım. Muhtemelen bundan sonraki konuşmalarda yer yer değinilecektir. Yapılan bir çalışmada, 2015'te yayınlanan bir çalışma, üç farklı grubun mikrobiyotası incelendi. Normal doğumla doğan ve anne sütüyle beslenen bebekler, normal doğan ve anne sütüyle beslenmeyen bebekler ve normal doğmamış bebekler, sezaryenle doğan bebekler. Farklı aralıklarda mikrobiyot örnekleri alıp incelendi. Burada her farklı şekil farklı bir mikroorganizma türünü işaret ediyor. Yani şuraya baktığınız zaman gördüğünüz farklı renkler, farklı şekiller aslında o zaman göstergesindeki mikrobiyote çeşitliliğini gösteriyor. Hemen dikkatinizi çeken şey şu sanırım. Farklı şekillerde beslenen, farklı şekillerde doğan bebeklerin mikrobiyota kompozisyonu oldukça farklı. Dolayısıyla bu beraberinde pek çok soruyu birlikte getiriyor. O yüzden mikrobiyota ve insan mikrobiyotasının incelenmesi, araştırılması günümüzün en popüler araştırma konularından biri haline gelmiş durumda. Az önce de bahsettiğim değişik zamanlarda mikrobiyota kompozisyonu, mikrobiyotada yaşayan mikroorganizmaların oranı değişebiliyor. Bunun bir göstergesi yine 2012'de yayınlanan bir makaleden aldığım bir şekil. Burada her renk farklı bir bakteri ailesini gösteriyor. Mesela şu koyu yeşile odaklanırsak Actinobacteria'yı gösteriyor. Doğan bebeklerde Actinobacteria oranı çok baskınken, yetişkinlerde bu oran neredeyse sıfıra iniyor ve ilginç bir şekilde yaşlılarda tekrar Actinobacteria oranı artıyor. Ya da Proteobacteria'ya bakarsak, kırmızıyla gösterilen oran, yine doğan bebeklerde baskın bir oran görüyoruz. Özellikle anne sütüyle beslenenlerde daha baskın. Yine yaşlılarda neredeyse hiç yok ve yetişkinlerde de hiç yok. Ama ilginç bir şey görüyorsunuz burada. Sağlıklı yetişkinlerde ve obez yetişkinlerde baktığımız zaman Proteobacteria'nın oranı arasında ciddi bir fark var. Dolayısıyla mikrobiyom ve mikrobiyom çerçevesinde insan sağlığı ve hastalıkları inceleyen araştırmalar bu tür konulara odaklanıyorlar. Mikrobiyatayı oluşturan mikroorganizmaların oranı hastalıkla neden değişiyor? Bunlar hastalıklara mı sebep oluyorlar yoksa hastalığın bir sonucu mu? Ve dolayısıyla bu verinin analizi yapılarak acaba teşhis, tanı ya da biyobelirteç olarak kullanabileceğimiz bir takım çıktılar elde edebilir miyiz? Dolayısıyla ortaya çıkan verinin analizi önem kazanıyor bu aşamada. Dolayısıyla konuşmamın ikinci kısmında mikrobiyom kapsamında yeni nesil dizileme ve metagenom yaklaşımından yine kısaca bahsetmek istiyorum. Yine insan genomu projesine atıfta bulunarak başlayayım. Kısaca bahsetmiştim zaten.
Normalde 2003'te tamamlanan ve 13 yıl süren insan genom projesi maliyet açısından 3 milyar dolar gibi bir maliyetle tamamlandı. Ama günümüzde yeni nesil dizileme dediğimiz DNA dizilemeyi çok hızlı bir şekilde, paralel bir şekilde yapabilen cihazlar sayesinde artık günümüzde bir insanın tüm genom dizilemesinin maliyetleri 600-700 dolar civarında ve birkaç günlük bir sürede elde edilebiliyor. Hatta bu konuyu yakından takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Yer yer haberler görüyoruz, teknoloji haberleri. Belki 1-2 yıl içerisinde bu maliyetlerin 100 dolara ineceğinden bahsediliyor. Tabii ki yeni nesil dizileme yaklaşımı aslında mikrobiyom dediğimiz mikrobiyotayı oluşturan genomların dizilenmesinde de kullanılıyor. Metagenom dizileme şeklinde bahsettim. Dolayısıyla genom dizilemede yeni nesil dizileme sayesinde yaşanan bu hızlılık ve ucuzluk mikrobiyom dizilemeyi de çok pratik hale getirmiş durumda. Genel hatlarıyla bakacak olursak tüm metagenom dizileme dediğimiz zaman hangi aşamalardan oluşuyor? Çok kısa bahsedeceğim. Elimizde alınan bir mikrobiyota örneğinde tabii ki az önce bahsettiğim gibi yüzlerce farklı bakteri çeşidi, mikroorganizma çeşidi yer alacak. Buradaki her çeşit, her rengin farklı bir bakteri türünü gösterdiğini varsayalım. Tüm metagenom dizilemede yapılan şey, ilk yapılan şey bu örneğin fragmentasyonu. DNA'nın 150-200 baz çiftlik küçük parçalara bölünmesi. Çünkü dizileme için kullanılan cihazlar 150-200 baz çifti uzunluğundan daha uzun DNA parçalarını dizileyemiyorlar. Ve aynı anda paralel dizileme yapabildikleri için yaklaşım küçük parçalara ayırmak elimizdeki DNA örneğini ve böylece dizilemeyi gerçekleştirmek. Yani dizileme cihazına vereceğimiz örnekte aslında bu sebeple binlerce parça oluyor. Bu parçaların bir kısmı belli bir bakteriye ait, bir kısmı başka bir bakteriye ait, bir kısmı başka bir bakteriye ait. Binlerce, on binlerce parça dizileme cihazına veriliyor ve dizileme cihazı sonrasında bize bu parçaların DNA dizisi veriliyor. Her parçanın DNA dizisi artık elimizde. Sonrasında çok çeşitli bioinformatik algoritmalar kullanarak bu parçaların birleştirilmesi gerçekleştiriliyor. Parçaların birleştirilmesi demek aslında aynı zamanda örneğimizde hangi mikroorganizma türünden ne kadar var, hangi oranda var, bunun belirlenmesi demek. Dolayısıyla en yaygın kullanılan mikrobiyom ya da metagenom dizileme analizi çıktısı tür yüzdeleri. Şu açıdan önem kazanıyor bu. Sağlıklı insanların mesela bağırsak mikrobiyotasında tür yüzdeleri nasıl, hangi türden yüzde kaç var? Hastalıklı mesela bağırsak kanseri olan kişilerdeki mikrobiyota yüzdesi nasıl? Mikrobiyotayı oluşturan mikroorganizmalar yüzdesi nasıl? Bunlar karşılaştırılıyor genelde bu araştırmalarda. Ve yüzde olarak, tür yüzdesi olarak artmış ve azalmış mikroorganizmalara odaklanılıp bu mikroorganizmalar acaba bize neler söyleyebilir? Biyobelirteç olarak mı kullanılabilir yoksa hastalığın tedavisi için bize ipuçları verebilir mi? Bunlara odaklanılıyor. Sonuçların bioinformatik analizi kapsamında en yaygın yapılan yaklaşımlardan bir tanesi ise bu mikrobiyotadaki baskın yolakların ve enzimlerin belirlenmesi. Mikrobiyotayı aslında bir arada yaşayan mikroorganizmalardan oluştuğu için tek başına büyük bir tek organizma olarak düşünebiliriz. Çünkü bir arada yaşıyorlar, kendi içlerinde bir uyum oluşmuş durumda artık, dışarıya değişik ürünler salgılıyorlar. Bu ürünlerin bir kısmı evet vücuda karışıyor ama bir kısmını da bir bakteri türü belli ürünleri üretirken mikrobiyotada yer alan başka bir bakteri türü o ürünleri tüketiyor. Onların tüketimine dayalı yaşaması.
Dolayısıyla böyle bir kompleks bir yaşamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla merak edilebilecek şeylerden bir tanesi de bu mikrobiyotada acaba hangi enzimler daha baskın? Mikrobiyotada yer alan mikroorganizmalarda en baskın olan enzimler neler? Çünkü enzimler aslında tepkimeleri gerçekleştiriyorlar, değişik işleri gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla hastalıktaki mikrobiyota kompozisyonunda belli enzimler baskınken, sağlıkta başka bir enzim tipi baskınsa, enzim demek fonksiyonellik demek olduğu için ve bunları yolaklara da bağlayabileceğimiz için, acaba hangi yolaklar etkilenmiş, bu mikrobiyotada ne gibi yolaklar değişmiş hastalık ve sağlık arasında, hangi moleküler prosesler etkilenmiş, bunlara cevap arayabiliyoruz fonksiyonel yaklaşımlarla. Bunların her biri başlı başına birkaç saatlik biyoinformatik odaklı seminer konusu aslında. Çok farklı yazılımlar kullanıyoruz bu işlemleri yaparken ve farklı yazılımları bir araya bağlayarak sonuçları elde ediyoruz. Ayrıntılarına girmiyorum. Hızlıca geçtim aslında ama azıcık detay vererek bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi de az önce tüm metagenom dizilemeden bahsettim. Ama aslında metagenom dizilemede günümüzde en yaygın kullanılan yaklaşım 16S dizilemesi. Burada 16S dediğimiz kısım bakteri ribozomunun small subunit dediğimiz küçük birimini oluşturan birim aslında. Dolayısıyla bu yaklaşımda aslında odak noktası 16S bölgesi. 16S'de yer alan genlerin dizilenmesi ki bu yaklaşık 20 gene denk geliyor. Neden 16S bölgesi? Çünkü bu bölgenin farklı bakteri türleri arasında farklı olduğu tespit edilmiş, gösterilmiş durumda. Türler arasında farklı davranış gösterdiği için dizileme açısından, dizilim açısından farklılık gösterdiği için pratik bir yaklaşımla bütün DNA'yı dizilemek yerine 16S bölgesinin dizilenmesine odaklanmış durumda metagenom yaklaşımının büyük bir kısmı. Burada aslında yapılan şey 16S birimine denk gelen bütün genlerin dizilenmesi değil, seçilen belli bir bölgenin dizilenmesi. V4 bölgesi dediğimiz bölge en yaygın kullanılıyor ve yaklaşık 250 baz uzunluğunda bir bölge. Dolayısıyla çok küçük bir bölgeden bahsediyoruz ve türler arasında farklılık gösteren, dolayısıyla tür tayininde kullanılabilecek bir bölgeden bahsediyoruz. Tüm metagenom dizilemede ise yine bir bakterinin ortalama 2000-3000 geni olduğunu varsayarsak bunların hepsi dizileniyor. Az önce bahsettiğim fragmentasyonla DNA'nın parçalanması, parça parça dizilenmesi, sonra parçaların biyoinformatik algoritmalarla birleştirilmesi şeklinde. Ve bir bakterinin yaklaşık 5 megabaz genom büyüklüğü olduğunu varsayarsak 5 megabaz çarpı 2000 bazdan bahsediyoruz dizilenen. Az önce bahsettiğim gibi aslında her iki yaklaşım da ilk olarak tür tayininde kullanılıyor. Hangi türden yüzde kaç var elimizdeki örnek? Bununla ilgili değişik veri tabanları kullanılıyor. Mesela en yaygın kullanılan veri tabanlarından bir tanesi Silva veri tabanında. 2000 farklı cins olarak 2000 farklı mikroorganizmanın dizisi yer alıyor. Dolayısıyla bizim dizileme cihazından elde ettiğimiz DNA dizilimlerini Silva veri tabanında sorgulayarak tür tayini yapabiliyoruz. Tüm metagenom dizileme yine tür tayini için kullanılıyor ama daha çok fonksiyonel analizler için kullanılıyor. Az önce bahsettiğim gibi baskın yolakların, enzimlerin belirlenmesi ve işlevsel özelliklerin karakterizasyonu odaklı kullanılıyor. Konuşmamın üçüncü kısmında tanıda mikrobiyomdan bahsedeceğim. Çünkü aslında mikrobiyom önemli dediğimiz zaman belki de ne kadar önemli sorusunun en net cevabı tanıda kullanılıyor mu kullanılmıyor mu? Klinik olarak kullanımı var mı yok mu? Bu aslında bu soruların cevabı. Dolayısıyla bununla ilgili bir takım anekdotlar paylaşacağım sizlerle.
İlk olarak 2018 yılında yayınlanan bir makaleye, makaledeki bir takım sonuçlara, göstergelere bakalım. İlginç bir makale aslında. Başlığına bakarsanız mikrobiyomun ne kadar popüler olduğunu test etme amaçlı yatırım eğilimleri ve patent sayılarına bakan bir yaklaşım. Patent sayılarını sizle paylaşacağım. Öncelikle burada yayın sayılarını görüyorsunuz. Aynı zamanda mikrobiyom konusunun ne kadar popülerleştiğini de gösteren bir grafik. O açıdan da değerli. 2007 yılında neredeyse hiç mikrobiyom konulu bir yayın yokken 2017 yılında mikrobiyom konulu yayınların sayısı 40 bine ulaşmış durumda. Yeşil grafikte ise kanser odaklı mikrobiyom çalışmalarını görüyorsunuz. 3000 civarında. Buna bağlı olarak mikrobiyom konulu patentlerin sayıları nasıl değişiyor? Bunun istatistiği verilmiş aynı zamanda çalışmada. Gördüğünüz gibi benzer bir eğilim karşımıza çıkıyor. Yine 2017 itibariyle mikrobiyom konulu patentlerin sayısı 1129. Ve eğilime bakarsanız aslında bu sayının günümüzde çok daha fazla olduğunu tahmin etmek güç değil. Yine çalışmada verilen bilgilerden bir tanesi, bu patentler kimlere ait? Seres Therapeutics, mikrobiyom alanında mikrobiyom odaklı şirketlerden bir tanesi, 200 civarında patentin sahibi. Listede bir takım mikrobiyom odaklı şirketleri görüyoruz ama aynı zamanda hepimizin aşina olduğu Nestle, Danone gibi şirketler de listede yer alıyor. Bu da aslında özellikle sağlık ve diyet noktasında mikrobiyomun ticari olarak da dikkat çektiğini gösteren göstergelerden bir tanesi. Wall Street Journal'da yayınlanmış bir haberin başlığını burada paylaşıyorum sizlerle. Mikrobiyom şirketleri büyük yatırımlar çekiyor diyor haberde. Ve haberde verilen sayılardan bir tanesi 2016 yılında mikrobiyom şirketlerine yapılan yatırım miktarı 600 milyon dolar. Ki aynı makalede 2011 ve 2015 yılları arasında yapılan toplam mikrobiyom şirketlerine yapılan yatırımın da rakamı var. Bu toplam yatırım 500 milyon civarında. 500 milyon dolar civarında. Yani 2016'da geri kalan 5 yılda yapılandan daha fazla mikrobiyom şirketlerine yatırım yapılmış. Ki bunun günümüzde hala yaygın olarak popülaritesini devam ettirdiğini paylaşacağım şu an sizle. Bakın 2016 yılında yayınlanan bir haber yine. Second Genome, mikrobiyom alanında faaliyet gösteren şirketlerden bir tanesi. Pfizer ve Roche'un bir arada olduğu bir yatırım grubunda 2016 yılında 43 milyon dolarlık yatırım almış durumda. Ve yatırımı almasının sağlayan en önemli sebep klinikte mikrobiyonun kullanılması ile ilgili yaptıkları araştırmalar. Çok yeni haberler de paylaşacağım sizle. Mesela 2020 Haziran ayı. 2020 Haziran ayına baktığımız zaman yine mikrobiyom alanında faaliyet gösteren şirketlerden bir tanesi Enteron 46 milyon dolar yatırım aldı. Yine klinik gelişmeleri, klinikye doğru yaptıkları araştırmalar doğrultusunda bir takım geliştirdikleri şeyler. Mesela glioblastoma, beyin kanserlerinde ve adrenal tümörlerde klinik kullanıma girme aşamasında ve yatırımı da bu sebeple aldılar. Çok hızlı toparlarsam, mesela çok ilginç bir nokta, Fransa kaynaklı bir yatırım şirketi, Seventures Health, şöyle bir karar aldı, çok yeni duyurulan bir karar bakın. 2022'ye kadar biz 5 milyar dolar yatırım, 5 milyar avro yatırım yapacağız ve bu yatırımı sadece mikrobiyom alanında yapacağız dediler. Az önce bahsettiğim Enteron'la ilgili bir haber, bir hastalıkla ilgili, Crohn hastalığıyla ilgili mikrobiyotadan türettikleri bir molekül, Crohn hastalığıyla ilgili faz 2 denemesine girme aşamasında. Başka bir şirket, Mad Pharma, kanser tedavisinde
özellikle kan kanserleri ama aynı zamanda çeşitli solid tümörleri de içeren tedavi çerçevesinde 18 milyon dolar yatırım aldı. Yine çok yeni bir haber, 2020. Ve bu kapsamda aslında hedefleri hastaların mikrobiyotasını, değişen mikrobiyotada ve değişen bakteri oranlarını normale dönüştürmek. Yine çok ilginç bir haber. Bir İngiltere kaynaklı bir şirket Merck'le bir işbirliğine gidiyor ve yatırım miktarı inanılmaz. 316 milyon dolarlık bir rakam söz konusu. Henüz açıklanmayan farklı durumlar için aşı geliştirme, mikrobiyom kaynaklı aşı geliştirme buradaki odak noktası. Bunu da aslında her şey bağırsak mikrobiyotası değil, onu vurgulamak için paylaştım. Çevresel mikrobiyom odaklı bir bioinformatik şirketi Filagen, veri analizi şirketi yine yakın zamanda geçen yıl 14 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Son olarak 2019'da yayınlanan bir makaleden bir tablo paylaşacağım sizle. Mikrobiyom tabanlı çalışmaların klinik aşamaya gelip gelmediğinin ve hangilerinin klinik aşamaya geldiğinin bir özetini sunuyor aslında. Aşina olduğumuz şirket isimlerini görüyoruz burada. Enteron var, Second Genome var ve farklı şirketler var. Bunların bazıları direkt mikrobiyotada yer alan mikropları hedefleyen, mikroorganizmaları hedefleyen terapötik moleküller. Bazıları ise mikrop ve insan, mikroorganizmaların insan etkileşimini hedefleyen çözümler. Gördüğünüz gibi bazıları faz 2 aşamasında, bazıları faz 1 aşamasında, planlanma aşamasında, bazıları başlamak üzere ve bir kısmı da preklinikal aşamada. Ama az önce bahsettiğim yatırım miktarlarının büyüklüğü önümüzdeki yıllarda çok daha fazla mikrobiyom tabanlı biomarker tanı ile ilgili moleküllerin ya da yaklaşımların hayatımıza gireceğini gösteriyor. Genel olarak mikrobiyom konusuna genel bir bakış sunmaya gayret ettim. Son olarak şunu vurgulamak istiyorum. Evet, metagenom dediğimiz zaman aslında odak noktamız genom. Ama genomdaki bütün genler aynı anda aktif değil. Belki mikroorganizmanın DNA dizilerini tarıyoruz ama o DNA'daki bütün genler aynı anda aktif değil. Aynı anda aktif olduğunu transkriptom analiziyle mRNA'lara bakarak ya da proteom analiziyle proteinlere bakarak bilebiliriz. Ki bu noktada aslında sadece metagenom değil, metatranskriptom, metaproteom, hatta metabolitlerin ölçümüne dayan metabolom yaklaşımlarına ihtiyaç var. Ki bunlar araştırma düzeyinde çok yaygın kullanılıyor. Muhtemelen metagenomla ilgili yaklaşımlar oturduktan sonra metatranskriptom, metaproteom, metabolom gibi yaklaşımların da bunların ölçülmesiyle ilgili tekniklerin de ucuzlamasıyla tanıda karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.